Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Her bir ayetin bir zahiri, bir de batını vardır. Batının da 7 batına kadar batını vardır diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman bazı ayetler müteşabih ayetler, bazı ayetler muhkem ayetler. Bazı ayetlerin yalnız zahiri var, batını yok. Bazı ayetlerin yalnız batını var, zahiri yok. Bazı ayetlerin de hem zahiri var hem batını var. Onun için kişi de alem-i kübra olduğu için, kişi canlı Kur'an olduğu için kişinin bir zahiri var. Bir de batını var. Şimdi Cenab-ı Allah latif olduğu için bu varlıkların hepsinde latif yönüyle tecellisini gösterdi. Ama bize göre öyle. Cenab-ı Allah'a göre zahiriyle batınıyla tecellisini gösterdi. Bize göre yalnız batın yönüyle gösterdi. Ona biz siret diyoruz. Veyahut da onun tarafına hak, bizim itirakımıza da halk diyoruz. Onunkine siret, bizimkine suret diyoruz. Aslında suret ayrı, siret ayrı değildir. Erva hüküm, eşva hüküm, eşva hüküm, erva hüküm. Onların ruhları, cesetleri, cesetler de ruhlarıdır. Onun için her neye nazar ederseniz edin. İster bir Adem'e, insana. Bakın, isterse bütün varlıklara bakın. Mutlaka bir zahirini, bir de batınını idrak edeceksiniz. Onun için Cenab-ı Allah insanlara ruh yönüyle tecelli etmiştir. Tecellisi ruhsal yönü, bize göre tabii. Ruhsal yönüyle amanettir. Yani her mazhardaki tecellisine ruh denir. Ruh, bütün varlıklarda zatın sıfatından, sıfatının da esmaları, fiilleri açığa çıkışının bir fabrikasıdır. Her bir varlık. Her bir varlık bir fabrikadır. Ve zatından fiiline kadar çıkma mekanizmayı çalıştıran Cenab-ı Hak'tır. Bugün mikroskopla bölünemeyen en küçük parçaya, atom parçasına dahi baktığımız zaman çekirdeğin etrafında elektronun döndüğünü görürüz. Şimdi küçücük bir taş parçasında, bir cemadat da o içerideki olan o çekirdeğin etrafında dönen bu elektronun enerjisi nereden geliyor? Onun için yani mutlaka her varlıkta onun mevcudiyetini görürsünüz. Onun mevcudiyeti olmayan yerde zaten o varlığı olmaz. Onun için deriz ki Allah zatıyla görünendir. Ama toplum ne diyor? Allah haşa, sümme haşa görünmez diyor. Onun için işte bizim de bir ruh yönümüz vardır. Bunun haricinde bizde başka hiçbir şey yoktur. Ama diyeceksiniz ki insanoğlunda beden var. İnsanoğlunda kalp var. İnsanoğlunda akıl var. Bunlar ayrı varlık değil mi? Nefis var. Hayır. Değil. Hatta azap ve mükafatın bile ayrı ayrı tuttuğumuz zaman beden azap çekmez. Tek başına azap çekmez. Neden? Gücü yoktur, kuvveti yoktur. Sorumluluğu yok ki bedenin. Ruh da azap çekmez. Neden? Çünkü Rabbimin emridir. İsra suresinin 85. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki sana ruhtan sorarlar, Rabbim emridir. Demek ki emirler aleminden olması bize onun asla ve asla süfliyeti düşmeyeceğini gösteriyor. Peki bedene azap yok. Bedene mükafat da yok. Çünkü kendine az mükafat veyahut da ceza alabilmesi için onun bir iradesinin olması lazım. Kendine göre gücünün kuvvetinin olması lazım. Yok. Peki ruh da Rabbimizin emri olduğuna göre onun da herhangi bir şeyi yok. O zaman azap nedir?
azap var mıdır? Mükafat var mıdır? Diyeceksiniz. Evet. Azap veya mükafatı ne yapar? Nefis yapar. Yani ruh değil, beden değil, azabı ne çekermiş? Nefis çeker. Mükafatı kim görür? Nefis sevk olur. Siz yemek yiyorsunuz, lezzet alıyorsunuz, seviyorsunuz, seviliyorsunuz, zannediyorsunuz ki siz yapıyorsunuz zevki. O zevk Allah'ın zevki. Onun zevki o. Ama siz zannediyorsunuz, ben gördüm diyorsunuz. Aslında o görüyor, ondan görme zevkini alıyor o. Duyuyor, duyma zevkini o alıyor, sen almıyorsun. Ama senden tecelli ettiği için, sen şirk işlediğinden kendine nispet ediyorsun bunları. Senden konuşma zevk alıyor. Senden ben diyorsun, inandım diyorsun. Allah seni sevdi de senin mazarından, kendisinin tecellilerini görmek, tecellilerinin zevkine ermek istediği için sendeki bu zevk, bütün her şeyini feda edebiliyorsun inancın doğrultusunda. Yoksa senin değil o zevk aslında. Çünkü senin kendine az gücün, kuvvetin yok. Onun için kişiler kesret aleminde, yani bu zıtlar aleminde mutlaka ve mutlaka bedenden sorumludurlar. Nefisten sorumludurlar. Aklın iyi yerlerde kullanmasından sorumludurlar. Kalbindeki olan tefekkürlerinden, düşüncelerinden, fikirlerinden sorumludurlar. Nasıl ayarlayacağız bunu? İşte ruh insanda tek şahsa söylediğimiz zaman cüz adını alır. Ama kamillerin ruhaniyetleri bütün ihvanlarda tecellileriyle zuhur ettiği zaman onda kül adını alır. Allah'ın zatı, zatı mutlak için ne kül vardır ne de cüz vardır deriz. Demek ki şimdi o ruh dediğimiz ki sendeki Allah'ın zatı, sendeki Allah'ın sıfatlarındaki tecellisi, bu sıfatlardan da fiilleriyle senin istat ve kabiliyetin doğrultusunda nasıl hareket ediyorsan, nasıl bir istada sahipsen, nasıl bir meşrep sahibiysen o şekilde icraatını gösteriyor. Dikkat ederseniz ruh bir enerji halinde vücutta. Bir enerji, bir hayat. Onun için ruhun bir adı enerjidir. Bir hayat, bir adı hayattır. İsimle ruh diyorsunuz ama ruh hakkında bir bilginiz yok. Ruh demek enerjiymiş. Aynı lambalarda yanan kablonun içerisindeki enerji gibi. Bak kabloyu bile yakmıyor. Halbuki gayreti gördüğü andan itibaren onun hepsini çarpıyor. Seni de çarpıyor, beni de çarpıyor. Aniyeti çarpmıyor. Tekliğe erdiğiniz zaman sizi de çarpmaz. Ayağınıza ayakkabı giyin. Elini ellerinizi elleyin. Çarpmadığını göreceksiniz. Neden? Tek kutuptur. Çift kutupta biri eksi biri artı olursa o zaman çarpar. Tek olsa hiç çarpmaz. Ateş ateşi yapmadığı gibi. Aynı. Tek kutup yapmaz bunu. İşte onun için Cenab-ı Allah da enerji yönüyle tek kutuptur. Ama bu masarlardan tecelli ettiği zaman, o masarlar ona uyduğu andan itibaren, ona uyum sağladığından itibaren o insanlarda cehennem azabı biter. Şirk biter. İkilik biter. Nar nur olur. Geceler gündüz olur. Nefretler sevmeye dönüşür. Sevecenlik haline alır. Evet. O bakımdan bu idrak işte bir tahsille mümkündür. Onun için biz bu tahsil devresinde bedenimizi nerede kullanıyoruz? Aklımızı nerede kullanıyoruz? Kalbimiz, kalp ayrı değildir. O bir komutandır. Ona verilen, o ruhtan alır emrini. Akıl bir güneştir insan vücudunda ama o güneş ruhun doğrultusunda hareket eder. Ama sen o ruhtaki olan yetkiyi nefsine vermişsen, nefis doğrultusunda süflü hallerini göz önünde bulunduruyorsan,
o zaman da o akıl bu sefer nefsinizin emrinde çalışmaya başlar. Vücut da nefsinin emrinde çalışmaya başlar. Akıl da nefsinin emrinde çalışmaya başlar. Kalp de ona göre hüküm eder, onun emrinde çalışmaya başlar. Bağıntı çekmişindir ruhun şeysine. Ruh bir enerjiliğini gösterir. Bunun haricinde hiçbir iyi şey, icraat yapamazsın. Peki o varlık ne olur? O varlık bedenin azabını çeker. O varlık akıldaki olan idraksızlığın azabını çeker. O varlık kalbindeki olan idraksızlığının, düşüncesizliğinin, fikirsizliğinin cezasını çeker. Bak azap oldu. Aynı kişi bunlara sahip, bu şubelere sahip azap çekiyor. Diğer bir insan Rabbına döndü, ruhun emrine girdi. Nefisteki olan, vücut ülkesindeki nefis padişahını alaşağı etti. Padişahlık makamına ruhu oturttu. Ruh emrediyor. Ruh emrederse göz harama bakabilir mi? Ruh emrederse dil yalan söyleyebilir mi? Ruh emrederse kulak gıybet dinleyebilir mi? Hep onun doğrultusunda olur. Onun için biz tasavvufta diyoruz ki süflü olan nefisten mutmain olmuş olan nefse dönüşü yaparsanız Allah kıyam bir nefsiye. Senin nasıl 7 tane sıfatın varsa vücudunda Cenab-ı Allah'ın da subut sıfatları 8'dir. Tek bir nat. Kaldırırsanız ara halk ediciyle kaldırırsanız 7'dir. Aynı sendeki neyse o da odur. Şimdi bunları iyi de kullanan kişi mutlu oluyor. Huzursuzluk yok. Onun narı yok onun. O nur hep. Hep sevecan. Nefret yok. Ahmet ayrı, Mehmet ayrı. Ona matik atayım, onun çukurunu kazayım. Onun malına mülküne tecavüz edeyim. Böyle bir problemi yok onun. Her gördüğü Veci Rahman. Rahman'ın veci demek. Cemalullah'ı Allah'ın cemalullah'ı demektir. Her varlıkların cemalini seyretmek demektir. Bu kadar mutluluk varken bizler ne yapıyoruz? Nefis vadisinde hep kendimize nispet ettiğimiz için, hep ayrı mutalaa ettiğimiz için ne yapıyoruz? Mutsuzluktan bir türlü paçamızı kurtaramıyoruz. İşte insan vücudu da bunları bir muhasebeye çekiniz. Kendinizi, herkes nefsini bilicidir. Kendi gönlünüze baktığınız zaman hakikaten ben bu bedeni nerede kullanıyorum? Ruhun emrindeyse bu beden zaten her yerde iyilikte kullanılıyor. Onun zevkinde kullanılıyor. Onun zevkinin dışında başka bir yerde zaten yaşantısı yok. Çünkü onun bu beden deyince beden ruhtan ayrı değil. Anlaşılsın ki beden ayrı, ruh ayrıdır. Ten ayrıdır, can ayrıdır, canan ayrıdır. Ama bir yerde ten de aynıdır, can da aynıdır, canan da aynıdır. Hadis-i şerifte erva hüküm, eşva hüküm, eşva hüküm, erva hüküm. Onların ruhları ceset, cesetin ruhu olduysa biraz evvel söyledim, tek kanalla dönüştüğü zaman ikilik, iki kutup çarpıyor mu insanın? Çarpmıyor. Aynen bunun gibi. Onun için kişiler ikilik değil, yani daima muhasebesini yapmalılar. Kendisiyle uğraşsın. Kendisini yakın takibe alsın. Kendisini gözlesin. O zaman görecektir ki Ahmet şunu yapıyormuş, Mehmet bunu sana ne? Ahmet'in 3 keçisi varmış, 5 oğlağı varmış. Senden mi soracaklar onu? Seni senden soracaklar. Ben Allah'a karşı kulluğumu yapayım. Ben Allah'a karşı olan bütün hak ve hakikat yolundaki bana verilen emirleri uygulayayım. Ahmet şuraya gidiyormuş, Mehmet bunu yapıyormuş. Beni ilgilendirmez o. Ama maalesef biz ne yapıyoruz? Aa olur mu canım? Diyoruz. Bırakın verelim. İşte nefisten kurtulmadıktan sonra bunun yerini düşünemezsiniz. Bunun için de bedeninizi iyi yerde kullanmak istiyorsanız, aklınızı iyi yerde kullanmak istiyorsanız, kalbinizin komutanını ruhun emrinde kullanmak istiyorsanız, yani Türkçesi mutmain nefis halinde bu ülkede bir icraat yapmak istiyorsanız, o zaman her şeyiniz helal olur. Gözünüzün bakışı helal olur, kulağınızın duyuşu helal olur, dilinizin konuşması helal olur. Her türlü hareketiniz, zevkiniz Allah'ın zevki olduğu için mutlu içerisinde yaşarsınız. Ama sen ayrı, karşıdaki ayrı ise asla oraya girme.
İşte onun için ten, tende canım, canda cananımdır hu diyen. Tende canım, tenden can icraatını gösteriyormuş. Candan da canan gösteriyormuş. Bak ifade etmiş adam. Kim diyormuş? Hu diyen. Hu kim? O. Onun için kişi zahir ve batınının idrakına varamazsa maalesef mutluluğa eremez. Bak namaz kıldığımızda da aynı. Namaz kılıyoruz. Bir bedensel bir namazımız var. Bir de idrakımızda olan, düşüncemizde olan, fikrimizde olan manevi bir namazımız var. Onun için fıkıh da bunu ifade etmiş. Etmemiş mi? Diyor ki hadesten taharet, necasetten taharet, sedra avrat, istikbali kıble, vakit niyet. 6 tane. Ne yaptı? Dışındaki farzları saydı. Ondan sonra iktida tekbiri, kıyam, kıraat, ruku, ruku, secde, teyyat. 6 tane de o. Şimdi hakikaten bunların da ayrıca zahiri ve batını var. Mesela hadesten taharet deyince canım cünüpse insan cünüpten kurtulması. Bir bedenin cünüplüğü var. Bir de kişinin ruhunun cünüplüğü var. Cünüp nedir? Pisliktir. Yani kişinin lekelenmesidir. Peki kişi bedenin lekesini neyle temizliyor? Suyla temizliyor. Bak zahir bu bunun. Peki batını neyle temizleyecek? Kendi varlığına, hakkın varlığına öpedip gayret bırakmayacak. Gayret bıraktırırsa hala daha o kişi lekeli. Ondan sonra necasetten taharet. Necasetten taharet ne demektir? Necasetten taharet demek namaz kıldığınız yerin ve elbisenizin temiz olması demektir. Bedene ait olan bölüm bu. Ama bunun batını nedir? Bakın her zahirin hem batını söylüyorum ki zahirin batını bilesiniz diye. Namaz kılınan yerin temiz olması lazım. Seccadem zahirde temiz. Batında namaz nerede kılıyorsun? Bir mürşid-i kamilde. Çünkü namaz neydi? Müminin miracıydı. Miraç neydi? Rabbinle beraber olmak. Rabbinle görüşmekti. Peki bir mürşid-i kamile gittiniz. Sizi Rabbinizle görüştürüyor mu? Rabbinizle beraber yaşatıyor mu sizi? İkilikten o birlik emine geçirebildi mi? Hangi kaideyi, hangi metodu uyguluyorsunuz burasın? Geçirsin yeter ki. Gaye bir, iki değil. İşte o namaz kılınan yerin temizliği demek, o meessenin zahirini ve batınını, hakikat ve şeriatının tam olmasına dikkat edin. Şeriatı tam değil ise, o kişinin hakikati de yoktur. Hakikatim var, şeriatım yok diyorsa yalancıdır o. Çünkü Cenab-ı Allah'ın zatından murad ettiği hiçbir şey fiilleriyle görünmeyen, görünmemezliği yoktur. Mutlaka fiiliyle görünür. Onun için zahir ve batın mutlaka olmalıdır. Bak, Mürşid-i Kamil'in demek ki şeriat-ı ahkamesinin tam olması lazımdır. Hatta Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vesel Karani'ye 2 tane elçi gönderdi. Kimi gönderdi? Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'yi gönderdi. Dedi ki hırkasını da verdi. Git benden selam söyle. Görmedi bak Vesel Karani Hazretleri görmedi Hazreti Muhammed'i. Git dedi. Selam ver bu amaneti onlara teslim et gel. Peki efendim dediler. İkisi çıktılar yola. Yemen'e geldiler. Yemen'de soruyorlar. Nerededir bu Vesel? Allah Allah. Deve çobanı. Adres verildiği halde oradaki insanlar bilmiyor. Ya diyorlar bu Vesel denen bir deve çobanımız var. O olmasın. Karani. Yani Karani köyündedir o diyorlar. Doğru Karani köyüne gidiyorlar. Karani köyünde deve çobanını buluyorlar. Bulduktan sonra mübarek secdeye kapanmış Rabbine yalvarıyor. Sonra kapı çalıntıdan çıkıyor. Diyor ki biz iki can serverinin yanından geliyoruz. Size amaneti var. Hırka-i Şerif ona veriyor. Hırka-i Şerif verdiği zaman neden acaba bu iki kişiyi gönderdi? Niye Ebu Bekir'i göndermedi? Osman'ı gönderdi. Onlar da gençti o zamanlar.
Ey kardeşim bakın, bu hırkayı göndermekteki kastı Hazreti Ömer gibi şeriatınız tam olsun, Hazreti Ali Kerimullah Eveş gibi de maneviyatı ilmiyle dönün. Kemalat bulsun. Gördün mü? Zahir ve batınsız iki can serverde hiçbir şey yapmamıştır. E canım onları avam için yapıyordu. Biz artık avamlıktan kurtulduk. Namaza da gerek yok, önemli yok demeyin. Çünkü batındaki olan bir murat mutlaka fiille açığa çıkmıştır. Fiille açığa çıkmayan hiçbir batını yoktur Resul Efendimiz'in de, Cenab-ı Allah'ın emirlerinin de, tecellilerinde de böyledir bu. Onun için bize bu olaylar bile Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'nin o hırkayı götürmesindeki gaye, o hırkayı kim giyecekse, yani Müşt-i Kamil kim olacaksa, o müşt aranılacak vasıfları söylemiş oluyor. Diyor ki, evvela hakikati var mı? Mana verirken zahirini güzelce uyguluyor, batını da söyleyebiliyorsa eyvallah. Zahir ve batın. İşte hadesten taharet, necasetten. Necasetten taharet, namaz kıldığınız yerini yalnız secde olarak biliyor da onun bir mürşidin temizliğinin, ilim ve irfaniyetinin, hakkat ve şeriatının tam olması olduğunu bilmiyorsa o müşmüş değildir. Elbisenin temiz olması necasetten taharetin bir manası da hem namaz kılınan yerin temiz olmayacak hem de elbisenin temiz olacak. Yani elbise pisken namaz kılamazsın. Bak zahirinde elbise elbette temiz olmalıdır. Çünkü idrarlı pislikler içerisindeyken o elbiseyle namaz kılınmaz. Namaz namaz olmaz. Çünkü farzlardan bu. Peki bunun batını nedir? Elbisenin temiz olması demek şeriatında tam olman demektir. Çünkü hakikatta elbise şeriattır. Farziyet hakikattır. Allah'ın emirleri, Allah'ın feraizi vardır. Şeriat onun elbisesidir. Gördün mü? Yani her ne olursa olsun tabii hadesten taharet, necasetten taharet, bunun da zahiri var. Hadesten taharetin de bir şeysi var. Hadesten taharet, necasetten taharet, sadra avrat, sadra avrat diyorsun. Avrat yerini kapatmışsın. Kadınların tamam, avrat yerleri bellidir. Nedir kadınların avrat yerleri? Kadınların avrat yerleri, inanın, kolunuzun dört dirsek geçesiye kadar olan deminden yüzünüzün, başınızın, boynunuzun V şeklinde açılmasına kadar, topuklarınıza kadar olan açılan yerlerin avrat yeri olmadığını Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Hangi ayet söylüyor? Maide suresi 6. ayet-i kerime söylüyor. Maide suresi 6. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah abdest almayı tarif etmiş. Diyor ki, yüzünüzü yıkayınız, dirseklerinizi dört parmaklara geçiriniz, ondan sonra başınızı mesh veriniz, ayaklarınızı diyor. Demek ki yıkanan yerler dış etkenliklerle, zahirini söylüyorum daha, batınını söylemedim. Dış etkenlerle toz toprağı oluyor da buraların yıkanmasını gerektiriyor. Demek ki buralar mahrem değilmiş. Mahrem olsaydı toz toprağı olmaz oraya. Olur mu? Açıkta olan yer tozdan topraktan pislendiği için yıkanmayı emrediyor. Bedeni yıkıyoruz ya, bedenin temizliği ne iyiledi? Su iyiledi. Su ile yapıyor. Bedenin işte temizliği bu. Gönlün temizliği, idrakın mı temizliği dersen onu geçeceğiz şimdi. Şimdi evvela beden. Bunun için kadınlardaki mahremiyet zahir bedeni neymiş? Boynundan şöyle oval şeklinden tutacaksınız çünkü mes veriyoruz buraya. Mes verdiğimiz su değilen, mes verilen yerlerin mahrem yeri olmadığı açık ve net olarak bu ayet yerinde görülüyor. Tabii İslam toplumu olduğumuz için biz örtülerimizle, İslamik kisveler içerisinde, başkaları da mesela olur ya, şuraya bir arma koyuyor, Galatasaraylı, Galatasaraylı deniyor. Bir tek arma onun Galatasaraylı olduğunu gösteriyor. Bir Fenerbahçe'si Fenerbahçe olduğunu gösteriyor. Aynen bunun gibi bir tesettürlü kadınımızın da örtüsü varsa, elbette diğer İslam'ın bir kisve ise o da takdir edilmelidir. Takdir edilecek bir olaydır. Ama biraz evvel söylemiş olduğum yıkanan yerlerin açık olmasını da her bir sözde, tenkitlerle o kardeşin de kalbini kırmamalıdır.
Çünkü onun yaptığı şey değil. Müstahaptan, menduptan uzak olabilir ama farziyet veyahut da yasaklık yoktur orada. Rıza vardır diye değil mi? E tabi. Rızasını kazanmak istiyorsa elbette farz var, vacip var, sünnet var, müstahap var, mendup var. Yani müstahap ve mendubu yaparsan mükafatlanırsın, ecrini alırsın. Yapmazsan bunun hiçbir zararı yoktur. Sünnet bile, sünneti terk etmek namazda da olsa, yaşantıda da olsa namazını bozar mı? Bozmaz. Namazı bozan şey bir vacibiyet, bir şeydir. Farz. Bir şey farz olan vardı, bir de vacip olan. Vaciple şeyde farzda leke vardır. Onu düzeltmesi lazımdır. Sevim secdeler falan yapıyoruz, onları düzeltiyoruz işte. Ama sünnette, müstahapta, menduhu terk edenlerin hiçbir zaman namazları bozulmaz. Bizim şeyimiz, yani delilimiz namazdan misal veriyoruz. Ama yaşantımızda da bu böyle. Onun için kadınların demek ki mahrem yerlerinin zahiri böyledir. Erkeklerin de göbek üstüyle diz kapağının altıdır. Şimdi bu bedenin olan mahremiyetidir. Çünkü çoğalma yeri burası da onun için. Daha evvel de söyledim. Ne için kadınlar göğüslerinden Allah-u Ekber diyorlar? Ne için kadınlar ellerini göğüslerine bağlıyorlar? Erkekler ise kulaklarına kadar kaldırıyor ve göbeğin altında bağlıyor. Demek ki bir idrak var burada. Bu idrak nedir? Bu idrak nefsin bağlanmasıdır. Ruhun idrakıdır. Nefsin idrakıyla ruhun idrakı. Allah-u Ekber. Ruh sahibi olan erkek kulaklara kadar bak, ruh sahibi olduğu için oradan tekbir olur. Kadın nefis sahibi olduğu için göğüsten tekbir olur. Çünkü ikiliktedir. Erkekler göbeği altında ellerini bağlarlar. Çünkü eteklerindendir erkeklerin nefsi. Kadınların nefsi ise göğüslerindendir. Göğüslerini bağlarlar bak. Yani ikisinde de nefis bağlaması vardır. Ama ceseden birisi kadın birisi erkek olduğu için, çünkü er ruh sahibidir. İkiliklik olan kadındır. Ama kadınların içerisinde erliğini bulmuş insanlar vardır. Ama bedenen kadın olduğu için bütün zahir namazını kadınca kılması lazımdır. Erkek ceseden erkekse erkekçe, ikilikte böyle mi kılınacak? Hayır. Erkek bedenini ama idrakında kadın Allah-u Ekber derken gene ruh sahibiyse ruh yönünden tekbir alır. Erkek kadınsa, ikilikliyse ikilik yönünden, nefis mertebesinden Allah-u Ekber der zaten. Onun idrakı da odur. Dikkat ediyorsanız yani her şeyin bir zahiri bir de batını var. Buradaki zahir batını, batın zahiri yok etmez. Çünkü ikisi bir tecellidir onun. Sizin vücudunuz var. Ruhunuz olmasa ayakta durabilir mi? Duramaz. Peki vücudunuz yok. Ruhunuz kendisini ispat edebilir mi? Birbirine muhtaç. Yaratılışımız bizim bu. Sen ister şu değil, ister bu değil. O bakımdan kişi böylece ne yaptı? Erkeklerin de, kadınların da sadra avrat dediği hakikatları ifşa etmek. Başkalarına o hakikat sırlarını ehli olmayanlara vermek, ya ehline hiyanetlik yaparsın veyahut da amanete hiyanetlik yapmış olursun. Onun için biz burada sohbetimizde her şeyi anlatıyoruz. Ama bu kardeşlerimiz hep bu yola girmiş, bu yolda hakikaten ilmini, irfaniyetini, görüşünü çoğaltmak isteyen, yükseltmek isteyen kişiler olduğu için söylüyoruz burada. Biz burada sözlerimizi bir kahve şişesinde veyahut da camideki insanlara söylemeyiz. Bana çokları söylemiştir. Sen kürsüye çıksan da vaiz versen ya demişlerdir. Benim yerim orada değil demişimdir ben. Çünkü orada ben vaiz vermem. Verdiğim zaman karşıdaki kişilere kalbini kırarsam veyahut da onlara anlamadıkları şeyleri söylersem o zaman o kişilere azap etmiş olurum. Ona desem ki sizin kıldığınız namazlar namaz değildir. Ya ben şu kadar zamandan tarikat ehliyim dedi bir tanesi bana. Ben dedi namaz kılıyorum ama bu anlattığın şekilde namaz kılmıyor. O zaman benim namazlarım hepsi boş mu dedi. Kılmayalım mı o zaman namaz dedi.
Ben ona dedim ki namazı kılmamayı düşünüyorsun da bu namazın aslını öğrenmeyi niye düşünmüyorsun dedim. Yani madem yapamıyorsak bırakıverelim. Hep şey tarafına kaçıyorsun. Değil. İşte onun için ondan sonra da istikbali kıble. Kıbleye dönmek. Peki kıble bedenimizin kıblesi neresi?